şey gibi bekliyorum. Ben. Adam geliyor. Evet arkadaşlar, okulun ilk haftası vloguna hepiniz hoş geldiniz. Evet, okulun ilk günü ve bunu çekeceğim son defa olmayabilir. Belki okumaya devam ederim ama dördüncü senemin ilk günü, son senemin ilk günü şu an. Yani bu bölüm ne ara başladı ve ne ara bitiyor. Gerçi bitmiyor, bir sene daha var. Çok hevesliyim okula başlamaya. En hevesli olduğum sene olabilir. İş yapmak isterim. Sadece oturup okul işi yapmak isterim. Tek konsantrem okul olsun. Mental olarak çok hazırım. Fiziksel olarak hiç hazır değilim. Çanta bile yapmadım. Geçen seneden ne derslerini alacağımı bildiğim için, hangi dersleri alacağımı bildiğim için ben geçen seneden beri o derste yapmak istediğim projeleri bile kafamda kurarım yani. O kadar heyecanlı başlıyorum bu döneme. Ama bir yandan da çok keyifsizim bugün. Bu birkaç haftadır moralim daha iyi, okula daha hazır hissederim kendimi. Ama bugün böyle keyifsiz kalktım. Erken uyanmanın getirdiği bir şey de olabilir. Hani vlog çeksem mi çekmesem mi ondan da emin olmadım. Böyle çünkü çok keyifsiz olduğunuz anlarda çok bir şey yaparsınız gelmez ya. Ama daha iyi hissedeyim diye de vlog çekiyorum. Şu an kameranın karşısında geçer geçmez. Böyle anladım, daha hevesli heyecanlı konuşmaya başladım. Daha enerjim yükseldi. Onun dışında bir de her sene yapmışım bunu. Her sene yapmışım yani ilk gününden beri okulun. Yapmazsam kendime ayıp olurdu. O yüzden bunu da arşivliyoruz. Yani tasarımcı olacaksak bu işin çok büyük bir parçası da client'la uğraşmak ve ona kabul ettirmek. Yani around, keep it close and away from bullies. Ya böyle bunu menemencik yaptık. Sonra ben gördüm bir haçada girefti bu vardı. Kestim onun da içine ettim ne gitti. Etti menemen. Şekilde çalmadı ve şu an biraz geç kalktım. Yani 10 dakikaya çıkmış olmam lazım gibi bir geç. Yani çok da geç değil ama bugün öğleden sonraya kadar okulum 2 tane dersim var ve ikisi de daha önce hiç beraber ders yapmadığım öğretim görevlileri. Bunu hazırladım yemek okulda yiyeyim diye. Böyle kabaklı, arpa şehriyeli bir yoğurtlu bir salata yaptım. Şimdi hazırlanacağım, çıkayım. Bugün introduction dersi olduğu için ve ben aslında birinci sınıfların aldığı bir dersi dördüncü sınıf olarak üstten seçmeli olarak aldığım için çok kısa geçti. Eve döndüm. Aslında babam da kırmızı giyer matching. Şimdi evde bir şeyler yiyeceğim. Aslında okula götürmek için meal prep yaptıydım ama bunu aynı şeyi eve götürdüm, evde yiyeceğim. Ve böyle bir yarım saat sonra tekrar okula çıkacağım. Çok güzel oldu. Tanıyor musun diye sordum.
Bunlar zombinin tevhine. Birazcık zor uyandım. Çok geç yatmama rağmen ama modum düşük. Dün de düşüktü. Aslında git gelli modum düşer ve ben genelde modum düşük olduğunda hiçbir içerik üretmeye bile yanaşmam. O yüzden belki bunu da bir şekilde kaydetmek, document etmek, arşivlemek iyi olabilir. Bilmem çünkü açar açmaz aslında ve konuşmaya başlar başlamaz kameraya karşı bir tık olsun iyi hissetmeye başlarım. Hiç yatağımı yapan bir insan değilim maalesef ama büyük ihtimal 1-2 saate tekrar eve dönmüş olacağım için ve tekrar uykuya dalmaya 4 gazdan beklediğim için şimdi yatağımı yapmak istedim böyle kendime eve geldiğimde küçük bir hediye olsun. Şimdi kendime avokadolu tost, yani tost değil aslında. Avokado tost yapıyorum yani Gabi'nin üstünde avokado ve yumurta. Bu aralar tekrar böyle TikTok'a video çekme isteği duymaya başladım. Özellikle yemek videosu. Şimdi istemezdim karıştırayım temaları. Yani hem kombin, hem yemek, hem makyaj, hem vlog aynı yerde olsun. Bu beni birazcık hani çok dağınık gibi hissederdim. Sosyal medyadaki benim varlığımın çok dağınık olduğunu hissederdim. Ay şimdi çok düzenli mi tartışılır. Ama mesela Reels'larıma kapak yapmaya çalışırım falan. Hepsi böyle düzgün dursun, aynı tema falan filan. Regan 777 diye bir kız var. Regan mı acaba ismi? Neyse. Öyle bir kadın var. Kız. Yani kızın yemek yapma ve yemek yeme videoları için ayrı bir TikTok'u var. Vloglarını atmak için ayrı bir TikTok'u var. Bir de böyle sadece yani saçma demeyeyim de yani böyle işte lip sync yaptı, şarkı söylediği ya da böyle sadece poz verdiği şeyler için ayrı bir TikTok'u var ve hepsinde kızın 1 milyondan fazla takipçisi var. Ve bu yani takipçiden ziyade hepsinin böyle düzenli ve ayrı yerde olması. Çünkü ben birini sadece yemek videoları için takip ediyor olabilirim ve kombinlerini görmek istemiyorum da olabilirim. Bence yani böyle farklı pratikler ve ben de yapsam mı diye düşündüm. Zaten hala hazırda 2 tane TikTok'um var. Bir tanesi normal her zaman kullandığım. Onu mesela kombin yapıp diğerini yemeğe çevirebilirim belki diye düşündüm. Ama bilmiyorum. Aa, bu avokado tam iyi değil sanırım. Neyse. Bir de adını şimdi unuttum. Bir tane sandviç yapan çocuk var TikTok'ta. Yani normal Türk sandviç yapan bir çocuk. Böyle sandviçleri yaparken böyle bilmiyorum çok. O yüzden yapasım geliyor. Çünkü ben yemek yapmayı çok severim. Hani mesela yemek yapıp o gün ne yaptığımdan bahsedeyim. Yani spesifik olarak illa ben tarif veriyorum. Bakın ben en iyi ben bilirim gibisinden ziyade. Bakın bugün böyle bir şey yapıyorum gibi. Bir vizyonum var. Nasıl? Üzerine biraz duz. Ve üzerine bal. Acı biber reçelim de vardı. Şimdi nerede bilmiyorum. Ve üzerine çok az pul biber. Çok az ama. Çünkü bu çok acı bir pul biber. Şu kadar. Ve bu. Wow, odam iğrenç dağınık. Neyse. İyi fikir belki beraber odamı da toplarak vlog bitmeden ama sanmıyorum. Çünkü nereye koyacağımı bilmediğim bir sürü parça var. Neyse, dışarı çıkıyorum. Son izlediğiniz videodan bir gece sonra sanırım. Dışarı çıkıyorum annemle. Bir şeyler içmeye. Buyum. Nasılım? Müthişim. Bugün araştırmam gereken birkaç şey vardı. Geçmişten derslerimizi aldık, erkenden başlıyoruz. Araştırmam gereken birkaç şey vardı, onları araştırdım. Ve bir tane kişisel proje üstünde çalışırım. Bir hikaye yazarım. Onu yazmaya devam ettim. Ha, bir de afiş yapmam gerekiyor tiyatro oyunumuz için. Onun için afiş yaptım. Bunun üzerinde aldık var mı bile bilmem ya. Gerçekten öyle ne varsa üstünde onu sürerim. Var galiba. Baby oldum. Tatlı oldum bence ya. Dünyanın en dağınık odasında. Bunlar da şıngırlı bilekliklerim. Evet.
Çok tatlısın. Çok. Neyse bir gün bar açarsak haberimiz olsun. Bir çakmam da bilir mi? Haftanın son günü ve asla uyanamadım. Asla evde kalmak isterim. En pasaklı kombinini yaptım. Sırf gideyim zaten yarım saat, bir saat sürecek olan derse gideyim bir bakınayım. Geleyim. Antik Mısır tarihi dersi seçmeliyse seçtim. Yani spesifik olarak modum da daha iyi ya da kötü mü bilmiyorum. Dün daha iyiydi. Bugün şimdi yeni kalktık. Görecek birazcık. Şu an yeni kalkmanın da getirdiği bir hal var. Son günü haftayı bitiriyorum sonunda. Videoya hiç outro yapmadığımı fark ettim. Ve şu an okulun ikinci haftasının sonuna geldim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla okulla ilgili böyle video gelmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.